Biz bu ülkenin 70 milyon evladıyız. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hiçbir etken bu kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraber yürüyüşümüzü, ülkemizin ve milletimizin refahı yolunda kenetlenişimizi sarsmamalı ve kesintiye uğratmamalıdır. Bununla beraber ecdadımızın yaptığı gibi inşallah bizler de tüm dünyaya adaleti, insanlığı ve tüm güzellikleri yaymanın gayreti ve mücadelesi içerisinde olacağız. Bunları önce kendi şahsi ve toplumsal dünyamızda hakim kılmalıyız. Dünyanın en zor görevlerinden bir tanesi budur. Teknik işleri teknik elemanlar çok rahatlıkla yapabilirler. Teknolojik gelişmeler günümüzün süratli iletişim vasıtalarıyla dünyanın her yerine kısa zamanda ulaşabilir. Ancak insanlık, merhamet, adalet gibi değerler öyle kısa zamanda mevsimlik yetişen ürünler gibi değil. Yıllarca süren çalışmanın adeta bir sarmaşığın bir kayaya tırmanması gibi uzun, zor ve sabırlı bir süreçle kazanılabilir. Dünya konjüktüründe ülkemiz maalesef istendiği yerinde değildir. Bulundukları konumlara uçarak çıkanların yanında maalesef bizler sürünerek dahi çıkma fırsatından yoksun bırakılmışız. Bizler buradan yola çıkarak dünyadaki bu adaletsizliği değiştirme azmini ve kararını burada vermeliyiz. İdeallerimiz çok yüksek ve hayalci gibi görünse de her gerçek bir hayalle, her bahar bir çiçekle başlar.